Arkadaşlar ilk önce merhaba, biraz toplanalım diye bekledim. Çünkü bu konuyla ilgili birkaç tane söylemek istediğim var. Bu söylemek istediklerimin sizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim yaşam tecrübem, yaşam birikintim. Teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar. Yaşamda gördüklerim ve sonrasıyla ilgili bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Size bir katkım olabilirse çok mutlu olurum. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Mesajları sonradan tekrar bir bakarım, cevap veririm. Önemli gördüğüm bir şey varsa, gözüme çarparsa hemen yanıtlarım. Şimdi biliyorsunuz çok 2-3 gün içinde ard arda iki ölüm yaşadık. İkisi de vahşice olan ölümler. Bir tanesi Bursa'da Begüm ismiyle tanınan kişi terk edilmiş otelde çok kötü bir vaziyette bulundu. Henüz ölüm nedeni bilinmiyor. En son adli tıp olaylarını biliyordum. Ailesi sahip çıkar mı bilmiyorum ama cenazesini abisinin almaya geldiğini biliyorum. Daha yeni, çok yeni İstanbul'da da Esra isimli arkadaşımız hunharca boğazı kesilerek öldürüldü. Bunlar aslında bizim için ibretlik olmalı. Yani bunlar sadece ben yaşamam, ben böyle bir şeyi görmem, ben böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam diye düşünmemeniz gerekiyor. Aslında yaşadığımız alanları, güvenli alanları biz birlikte oluşturabiliriz. Düşünün ki Esra isimli arkadaş Sahra Bar'ın yan binasında aile apartmanında gayet sade bir hayat yaşayan bir kişi. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Esra'nın yaşadığı çevre tehlikeyle iç içe olan bir çevre. Hapçısı, hırsızı, gaspçısı, sarhoşu, işte Sahra Bar'a gelen bütün asalak mantiler, çeşit çeşit insanlar hep o çevrede. Ve bir de bizler ne yazık ki mesela bilemiyoruz olayın aslını. Çünkü bir kişi vefat etmiş, ölmüş. Ne yaşadığını bilemeyiz. Belki para istedi. Belki koli kestiler, parasını aldı, anlaşamadılar, geri paramı ver dedi. Mesela bazı ülkelerde, çeşitli ülkelerde böyle olaylar oluyor. Mesela silah çekiyorlar, diyorlar ki paranı vereceksin ya da canını. İşte kartını istiyorlar vesaire. Düşünsenize o zaman para mı önemli, canınız mı önemli? İsterse üzerinizde trilyon olsun. Para önemli, para verirsiniz. Veya ne bileyim hani belayı def etmek için bir şeyler yapılabilir. Mesela sabahın çok erken saatinde artık yani para hırsınızın da önüne geçmeniz gerekiyor. Aşırı derecede para hırsınız var. Ne yapacaksınız kardeşim? Çoluğunuz yok, çocuğunuz yok. Nereye götüreceksiniz parayı? Yoksa çok büyük bir mezarlık aldınız, paraları altınıza dizdirip tabut olarak, üstünüze de tabut olarak paraları euro, dolar ya da TL olarak dizdirip onlarla beraber mi göç edeceksiniz dünya üzerinden? Hadi çocuklu olan transları adına hadi anladım. Hiç çocuğu olmayanlar hadi diyecek ki anneme babama danama yapacağım vesaire. Ama hiç mi ölümü düşünmüyorsunuz? Ben mesela birçok trans arkadaş tanıyorum. Trilyonluk, milyarlık değil arkadaşlar, trilyonluk. Hiçbiri emekli olmayı düşünmüyor. Hiçbiri sıradan bir hayat hayali yok. Ne bileyim yani 10 tane dairesi olan bir Libya'nın ne işi var hala seks işçiliğine? Veya ne işi var hala pezevenklikle? Yani evini almışsın, barkını almışsın. Git evinde otur. Köpeğinle mi ilgileneceksin, çiçeğinle mi ilgileneceksin? Ne yapacaksın yani? Bu paraları ne yapacaksın yani? Bir trans için bence 2-3 tane ev, bankada biraz para veya işte ne bileyim bireysel emeklilik olabilir, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik olabilir veya gelir getirici başka bir şey olabilir. Yani bunları yapabilirsiniz. Mesela aranızda çok iyi anlaşan arkadaşlar, yakın arkadaşlar, durumu uygun olan arkadaşlar, aranızda güç birliği yapın. İşte ne bileyim 50'şer milyar sermaye koyun mesela 5 kişi, 10 kişi. Gidin bir tane sağlam, güçlü bir avukat bulun. Herkese eşit hak, herkese eşit paylaşım olacak şekilde bir sözleşme imzalayın. Açın bir eğlence merkezi. Açın bir büyük bir restoran. Açın bir tane tatil yerinde otel. Yani yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Hayatınızda artık seks işçiliği, çoğunluğunuz için konuşuyorum. Seks işçiliği olmadan bir hayat yok.
Bakıyorum 60'ına gelmiş, 70'ine gelmiş, paralar gani ama hala bununla uğraşıyor. Yani birazcık da sıradan bir hayatın içine girmeyi neden düşünmüyorsunuz? Bakın benim trans arkadaşlarım var. Öğretmenlik yapan, doktorluk yapan, işçi olan çeşitli meslek gruplarında trans arkadaşlarım var. Ve mutlular. Biliyorsunuz ben de çok uzun zamandır sıradan bir hayat yaşıyorum. İşte bir ara bujiterim vardı. Sonra emlakçılık yaptım. Şimdi de hastanede çalışıyorum. Ondan önce de çalıştığım çeşitli iş yerleri oldu. Ha, çok paraya ihtiyacım yok ki. Yani geçmişte kendi yaşamımda kazandığıma ek olarak onun yanında kendi hayatımı sürdürecek bir sıradan bir yaşantım var. Sizin neden olmasın? Nedir bu hırs yani? Mesela şimdi gece çarka çıkan arkadaşlar sokaklardaki insanları görüyorlar. Bir kere size devlet silah vermez. Devlet size ateşli silahlar kanunu nedeniyle silah vermez. Ama kendinizi koruyabilecek önlemler almalısınız. Biliyorsunuz bayıltıcı sprey dahi gaz yani o dahi yasa kapsamında silah olarak görülüyor. Bıçak zaten aynı şekilde silah olarak görülüyor. Yani kendinizi koruyun. Yanınıza mesela çark yerlerinde birbirinize yiyip bitireceğinizi seni istemiyorum, bunu istemiyorum diyeceğiniz yerde çark yerlerinde mesela 2-3 kişi bir arada olun. Mesela gittiğiniz kolye evleriniz, gittiğiniz yerlere birbirinize söyleyin. İşte ben buraya gidiyorum. Yarım saat, bir saate gelmezsem bana dönüş yap. Beni mutlaka ara. Çünkü çeşit çeşit karakterde insanlar var. Biz bile trans camiası olarak çeşit çeşit karakterlerde insanlarız ki gerisine ne kalmış? Hani kolye evlerinize gittiğiniz zaman işte söyleyin veya açık alana gidiyorsanız ciciliğinizle, mantinizle, kolinizle neyse artık birbirinize uyarın, söyleyin. Gittiğiniz aracın plakasını alın. Çaktırmadan çok da hepiniz kurnazsınız. Çaktırmadan adamın fotoğrafını çekin, arkadaşınıza atın. Bak ben bu adamla bu araçla gidiyorum şuraya veya şu adamla ben şu otele gidiyorum. Sabahlayacağım. Adamın fotoğrafı şu, araba adamın plakası bu. Çaktırmadan konumunuzu da atın. Artık konum diye bir şey var. Arkadaşınıza konumu gönderin. Belki çok zor bir durumda, çok zor bir durumda, zor durumda kalacaksınız. Birbirinize destek olacaksınız. Ve unutmayın, unutmayın. Bazı şeyleri yaşadığımızda içimizde de sorunlar var. Hep söylüyorum bunu. Aranızda bilmeyenler vardır belki de. Biliyorsunuz Hande Kader yakılarak öldürüldü. Yakılarak öldürüldü. Ama olayın başlangıcını bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Biliyorsunuz çok yüklü bir miktarda para çalındı. Ve bu parayı Hande Kader değil, bildiğim kadarıyla iki kişi, iki trans kadın çaldı. Ve bunu o çevredeki insanlar biliyorlar. Ama herkes diyor çıkıyor ki diyor ki faili devlet işte trans cinayetleri politiktir. Ama parayı çalan trans kişiler adam şey Hande Kader çalmadı parayı ama arkadaşları çaldı. O adam öldüren kadar Hande Kader'in ölmesine sebep olan o parayı çalan translar da suçlu. İhbar edin bunları. Aramızdaki bu pislikleri ihbar edin. Acımayın. Onlar acıdılar mı Hande Kader'e? Onlar acıdılar mı Eylül Cansın'a? Eylül Cansın neden intihar etti? Neden öldü gencecik fidan bebek gibi genç kız? Ne dedi beni çalıştırmadılar, beni yapmadılar. Kıza çırılçıplak soymuşlar sokaklarda bilmem neler yapmışlar. Bir kişi öldü, öldüğü için ismini söyleyeyim. Aşkın diye bir kız, Aşkın Gültiken. Bilmiyor musunuz sanki onu kimlerin çalıştırmadığını, kimlerin o sokağa çıkmadığını? Hepiniz kankisiniz, hepiniz arkadaşsınız. Hande Kader'i öldürenlerle de arkadaşsınız. Neden böylesiniz? O zaman siz de onlar gibi ölü sevicisiniz. Neden Hande Kader'i öldürenlerle arkadaşsınız? Onun parasını, Hande Kader'in ölmesine sebep olan, Laço'nun parasını çalan o kızlarla siz arkadaşsınız. Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi gece yatarken düşünmüyorsunuz bunları? Bugün o kıza olduysa yarın size olabileceğini hiç mi düşünmüyorsunuz? Veya Eylül Cansın. Eylül Cansın bunları yaşadı. O insanlarla siz şu anda görüşüyorsunuz, arkadaşsınız. Bir kısmınız onların kolye evlerinde çalışıyor veya sokağında çalışıyor. Şu anda çıkar ilişkileri var. Susuyorsunuz. Şimdi bugün mesela ben sayfada Sibel Baysal'ı paylaştım. Sibel Baysal belli bir dönem cezaevinde yatmış. Herkesin anlattığı üzere gaspları, hırsızlıkları vesaire veya madilikleriyle bilinen bir trans kadın. Cezaevinden çıktıktan sonra zannedersem ruh halim bozulmuş veya işte alkol içtikçe millete mi saldırıyor vesaire.
Ama unutmayın, Sibel Baysal'ın sayfasında olan, bu trans dayanışma sayfasında olan arkadaşlar onun canlı yayınlarını alkışlıyorlar, yorum yapıyorlar, canlı yayınlarına katılıyorlar, destek oluyorlar. Yani demek ki diyorlar ki aslında Sibel Baysal'a, helal olsun Sibel Baysal, harikasın, iyi yapıyorsun, sıç bu ibnelerin ağzına diyorsunuz. Ne işiniz var o zaman size bu kadar nefret kusan bir insanın sayfasında? O zaman Sibel Baysal hatalı, siz mükemmelsiniz. Nasıl oluyor bu iş? Birincisi, aramızdaki kötü insanları ayıklayabilmek için birlik olmalıyız. Birlik olmazsak bu pislikler bitmez. Bitmez, çözemezsiniz bunu. Kimse mesela Hande Kader'in ölümüne sebep olan o trans bireyler hemen uzaklaşın. Kim ki Eylül Johnson'ın ölümüne sebep olan o sokaklarda çalışmayan trans bireyler, hemen ilişkinizi kesin. Bugün onun ölmesine sebep olan, yarın sizin çıkarlarınız bozulduğu zaman sizin de ölümünüze sebep olacak. Bundan hiç rahatsız olmuyor musunuz? Mesela diyelim ki bu sayfada da var. Melis Kutay arkadaşımızın bağırsakları dışarıda, 8 yıldır yaşıyor, ameliyat olamıyor. Mesela o kızın yaşadıklarından hiç mi ders almıyorsunuz? Ya evlerinize, çoğunuzun vardır eminim, evlerinize kameralar kurdurun, gizli kameralar kurdurun, gizli alarm sistemleri yaptırın. Eskort olan arkadaşlar ya da dışarıda olan arkadaşlar, alkolünüzü dengeli için, uyuşturucu içen de artık kendi sorunudur, bizi ilgilendirmez. Ama ben kendim uyuşturucuyu doğru bulmuyorum. İçen içebilir, kimseyi ilgilendirmez, onun üzeridir. Alkolü de içen içebilir, kimseyi ilgilendirmez. Ama size zarar veren insanları aranızdan ayıklayın. Tıpkı geçen yıllarda yapılan Onur Haftası'nda çırılçıplak soyunarak birbirine oral seks yapan, birbirine milletin arasında okşayan, bilmem ne yapan bu trans kadınları kim akladı? Trans melekler akladı. Kim akladı ya? Trans melekler akladı. Kim akladı? Neden bu insanlara haddini bildirmediniz? Ha tabii ki şey düşünüyorsunuz. Aman pislikleri süpürelim, örtelim üstünü. Aynı sıradan halk gibi. Örtelim üstünü, aman aman kimse duymasın, aman kimse bilmesin. Niye içimizdeki pisliklerin üstünü örtüyoruz ya? Bu pislikler bizlere zarar veriyor. Bu gibi pislikler bizlere bu durumlara getiriyor. İşte ne bileyim, birbirinin evini şikayet eden, kim mi biliyorsanız uzaklaşın. Bugün başka arkadaşın evini şikayet eden, yarın senin evini şikayet edecektir. Polisle işbirliği yapıp senin evini bastıran veya evine madilaçolar gönderen, bu insanlarla sizin ne ilişkiniz olabilir yahu? Ne ilişkiniz olabilir? Oturun ya, 4-5 tane arkadaşın olsun, 100 tane arkadaşın olmasın. Ben çok eskiden, yıllar önce Sahra Bar'a bir kere gittim. Yemin ediyorum şöyle bir bardak aldığım içkimi içemedim, derhal terk ettim. Bu kadar varoş, bu kadar vasat, bu kadar pislik bir yer olamaz. Ne işiniz var sizin orada ya? Siz şimdi mesela, siz götünüzle içmezseniz, sapıtmazsanız, işte her önünüze gelene sarkmazsanız, bak kendinizi de anlatıyorum size, sıradan heteroseksüel bara gidebilirsiniz, kimse size bir şey demez ki. Ben de gittim, Türkiye'deyken ben de gittim, siz de gidebilirsiniz. Ama siz her gördüğünüz mantı, ay but tutar, acaba similyası but mu, bilmem ne, cart cut, her şey gibisiniz böyle, hani azgın erkekler gibisiniz. Hani erkekler ne yapıyor? Aa, şu kızın memelerine bak, götüne bak, bilmem ne. Kadınsanız, kadın ruhunuz varsa nasıl kadın gibi hissetmiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Kadınlar da elbette ki erkeklerden hoşlanıyor. Onların da duyguları var elbette ki. Ama bunu bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Mesela Sibel Baysal'ın bu duruma gelmesinde sebep olan kim? Kimleri savunuyorsa onlar. Ne sensin ne benim yani. Biz değiliz. Her gün, şimdi bu video gruba koyduğum için bugün bana nefret kusar. Yarın aranızda başka birisine kızar, ona nefret kusar. Ondan sonra öbür bizim aramızdaki Lübinye arkadaşlar girer oraya. Ay Lübinye bak nasıl kolye atıyor der. Yani içimizde düşmanlar bizim, başka bir yerde değil ki. Biz bizi yok ediyoruz, devlet bizi öldürmüyor, biz bizi öldürüyoruz. Birbirinize sahip çıkın. Niye çarka tek başınıza çıkıyorsunuz? Çıkmayın. Alın arkadaşınızı, sağlam bir arkadaşınızı yanınıza. Birlikte omuz omuza verin. Birbirinizle ev arkadaşlığı bile edemiyorsunuz. Neden? Oturun böyle bir apartmanda. Aileleri olmasın. Tutun daire. Aranızda anlaşın. Gidin bir 3-4 katlı, 4-5 katlı apartman. Her katta biriniz oturun. Birbirinizi yemeyin. Birlikte yaşayın, gidin. Hem de birbirinizi kollamış olursunuz.
Kimse sizi apartmandan attıramaz. Ama hepiniz bir aile apartmanına sıçrarsanız ne olur? Sizi şikayet ederler. Yani bu ölümler, bu ölümlerin oluşmasında, zemin hazırlanmasında bizlerin de hataları var. Ya yazık, günah kıza. Bilemiyorum durumu, bilemem. Beni de ilgilendirmez zaten, sizi de ilgilendirmez. O kız sıradan bir hayat yaşıyormuş. Parası varsa zaten gidip Bodrum mu, Didim mi, Altınkum mu, neresiyse yerleşir işte. Hayatını sürdürür. Günde 4-5 tane kolye yapar. İşte yemeğini, içeceğini, içeceğini alabilir. Ben böyle birçok insanlar da tanıyorum. Birikimi yoksa artık nasıl diyeyim ki? Neden yani 60-70 yaşlarına kadar bekliyorsunuz, koliyle hayat yaşamayı bekliyorsunuz? Birçok kişinin de evleri var, bilmem neleri var. Yani birazcık kendinizle ilgili güvenlik önlemleri oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bizler bunu başarırsak eğer aramızdaki ölümler daha da azalacak. Gitmeyin ya, isterse trilyon versin. Sizin başkasının evinde ne işiniz var kolide ya? Ya kolye evine gidin ya da kendi evinize gidin. Vereceğiz kolye evi beldesinden mi korkuyorsunuz? Ne kadar yangınsınız? Yangınlıktan mı bahçelere, tarlalara gidiyorsunuz kolye? Gidin kolye evinde kolileşin. Gecede 10 koli kesişinize 5 koli kesin. Yetmiyor mu 5 koli parası? Ne yapacaksınız? Mezara mı götüreceksiniz paraları? Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Yani bu sizlerin kendinize verdiğiniz zarar. Birbirimize kustuğumuz nefreti kimse bize yapmıyor. Heteroseksüeller yapmıyor. Devlet de yapmıyor. Kimsenin çalışma stiline biz karışamayız. Ama açın Twitter'ı bir, yazın travesti. Ne çıkıyor? O onu düzüyor. AKP'lisi de, CHP'lisi de, bilmem ne partilisi. Herkes birbirini beceriyor. O zaman travesti olmasaydın, erkek kalsaydın. Madem bu kadar çok düzmeye meraklıysın, erkek kalsaydın. Yani ben anlamıyorum ki bu insanları. Evet, yaşayabilirsin. Dört duvar arasında istersen bacak omuza ver. İstersen 50 bin çeşit takla at, bizi ilgilendirmez. Ama toplum normlarına bakmak lazım. Yani bu özgürlük sınırsız özgürlük değil. Herkesin özgürlüğünün belli bir sınırları vardır. Dünyada sınırsız özgürlük yok. İster Kanada'ya gidin, ister Avrupa'ya gidin. Dünyanın her yerinde belli kurallar, belli çizgiler vardır. Benim özgürlüğüm bittiği yerde senin özgürlüğün başlar. Senin özgürlüğün bittiği yerde benim özgürlüğüm başlar. Sınırsız bir özgürlük yok arkadaşlar. Dünyadaki Müslüman ülkeleri arasında, İslam ülkeleri arasında dua edin Atatürk'e. Dua edin Atatürk'e yatıp kalkıp cumhuriyeti kurmuş, demokrasiyi inşa etmiş Türkiye'de. Tek İslam ülkesi, transların bu kadar rahat ettiği, LGBT'lerin bu kadar rahat ettiği tek trans ülkesi. Birazcık kadir kıymet bilmeniz gerekiyor. Yasa istiyorsun. Ne yasası istiyorsun? Söyleyin bakayım. Ayrımcılık suç, cinayet suç, adam yaralama suç, uyuşturucu suç. Neyin yasasını istiyorsunuz? Ne yasası istiyorsun? Söyleyin. Yani derneklerin argüman olarak kullandığı yasaları istiyor. Ayrımcılık yasası istiyorsunuz. Zaten birçok yasa var. Bizim şu anda yaşadığımız ölümlerin nedeni çok net. Şiddet, işte adamla kavgalar. Sanki bizler melekiz. Şimdi bu arkadaşlara ben bir de soracağım. Şimdi koli geliyor. Koli bir işte parasını veriyor. Ver lan parayı. Hadi git. 5 dakika sonra adamı paketliyorsunuz. 100 lira mı aldınız artık 200 lira. Hadi git. Naş. Ama adamın da bir gururu var. Adamın da bir durumu var. Ha, siz de herkesi aşağılayacaksınız. Herkesi rencide edeceksiniz. Kolileri but madide alınacaksınız. Gerekirse vuracaksınız. Paralarını çorlayacaksınız. Çor evleri yapacaksınız. Çor evleri işleteceksiniz. Ondan sonra da herkes sizi... harikasınız, mükemmelsiniz. Devlet size alkış gösterecek değil mi? Biraz da düşünün bakın bu ölümlerin özünde ne var yani. Şimdi mesela ben Esra'yı tanımıyorum. Hiçbir şekilde muhatabım yok. Genelde yazılan yorumlardan da gördüğüm kadarıyla iyi bir kız olduğunu söylüyorlar. Begüm'ün olaylarını biliyorum. Begüm yaşarken mesela insanlar, bu ahıt yakan insanlar bir tanesi acaba ona gidip de bunları konuşmuş mu? Yapma arkadaşım, böyle yaparsan iyi olmaz. Mesela aynı şekilde Sibel Baysal'ı şakşaklayanlar hiç ona diyorlar mı acaba gaz vermek yerine? Gaz veriyorlar sadece. Yapma bak Sibel, ayıp, sen kaç yaşında kadınsın? Ne gerek var böyle bir şeylere? Hepiniz kader arkadaşısın. Yarın öbür gün zor durumda kaldığında senin için yardım isteme hakkımız olsun diyen kaç tane var aranızda? Yani o yüzden bu olayları çok iyi düşünmeniz lazım. Evinize kamera sistemleri yerleştirin. Evinizde gerekirse bir köpek bulundurun. Taşıma ruhsatı vermeyebilirler ama evde bulundurma silah ruhsatı. Eğer bir sabıkanız yoksa alabilirsiniz.
sabıkanız yoksa o da ancak güçlü bir avukatla halledebilirsiniz. Travesti olduğunuz için belki vermek istemeyebilirler. Dışarı çıkarken de mutlaka elektrik şok cihazı da alabilirsiniz. Yine her şeye rağmen bıçak ya da bir bayıltıcı sprey alabilirsiniz. Bunlar da suç aslında, bunu da bilin. Yani silahlı kanuna göre bunlar da suç aleti olarak görülüyor kullandığınız zaman. Kendini iyi ifade edemezseniz silahla yaralamaya girer, bilginiz olsun. Anladın mı? Ben şimdi şu yorumlara bir bakayım. Yanıtlamam gereken bir şey varsa cevap vereyim. Çünkü belki de benim aklıma gelmeyen bir şey aklınıza gelmiş olabilir. O 44 tane dairesi olan bence hala çalışıyorsa yuh yani. Çok doğru söylüyorsun Özgü. Evinden dışarı çıkmayan, hatta uyuyamayan Lübünyalar var. Koli kaçacak diye, başkasına gidecek diye. Hatta koli kaçacak diye birbirine o Ace'li, o Frengili, o bilmem neyli, o hırsız bilmem ne diye koli atanlar da var. Bunlar kim? Bunlar Ayşe Fatma değil. Aranızdaki insanlar. Bu sayfadaki insanlar veya bu sayfada olmayan insanlar. Evet, onu ben de duydum. Eylül'ün evini basıp annesini tokatlayan trans kişileri ben de duydum. Yazıklar olsun size. Ne kadar sevseniz de, ne kadar sevmeseniz de Eylül'ün annesi sizin de anneniz. Bugün Eylül'ün annesine yapanlar yarın sizin ananıza yaparlar. Bunu unutmayın. Birbirinizi kollayın. Nefret etseniz bile böyle zor durumlarda birbirinizi kollayın. Birbirinizi ezdirmeyin. Ailelerinize sahip çıkın. Size sahip çıkanlara sahip çıkın. Yazık günah ya, böyle bir şey olabilir mi? Sibel sadece içmeyince değil, içince değil. Normalde de içindekilerin gerçek duygularını bence aykırıyor. Farklı değil yani. Gerçek duygular onlar. Bizim camiayla ilgili ne düşünüyorsa artık para kazanamadığı için, yaşlandığı için, artık geçerli bir kişi olmadığı için çok para kazananlardan nefret ediyor. Yatır bak 100 lira sana, sen onun için prenses olursun. Kraliçe olursun. Yatır 100 lira hesabına, bak senin için neler söylüyor canlı yayın açıp da. Evet, aynı düşünüyormuş. Sara'da bütün hapapamcı mantiler orada. Kimsenin ilişkilerine de karışamayız. Herkes bir şeyleri yaşar gider. Herkesin sevdiği partner anlayışı farklıdır. Ama ne yazık ki transların çoğu Madi Laço seviyor. Maço erkeklerden hoşlanıyor. Serseri erkeklerden hoşlanıyor. Hani bunu herkes biliyor. Aman Okşan, sanki bilmiyorsun. Facebook'ta, Twitter'da, VK'da bütün ilanları var. Similyasını kaldırmış bekliyor. Sen daha iyi bilirsin. Senin kankin. Hani sana kel diyor ya. Evet, bence de Lübünyalar birbirine sahip çıkacağını, birbirinin arkasında sinsilik yapıyor. Mesela ben şimdi konuşuyorum ya. Burada konuştuk mesela, sohbet ettik. Kaç kişi var şu anda? İşte 40 kişi falan izliyor. Sonradan izleyenlerle çoğalır. Girip çıkanlar da olmuştur mutlaka. Ondan sonra hemen gidiyor ki kiminle benim arasıyı? Aa bak Öykü böyle konuştu. Ay Öykü şöyle dedi, biliyor musun? Aa filan cartürt, hemen ispiyon, piyon. Çünkü onlar zaten kötülükle besleniyor. İyilikle değil. Aslında içimizde kötüler. Ve biz bu kötüleri hepimiz biliyoruz. Bunlar uzaydan gelmiyor ki. Bunlar nemle gelmiyorlar ki. Bunlar havayla gelmiyorlar ki. Gidin mesela, ben takip ediyorum mesela kimin ne olduğunu, bu sayfadakilerin kimin ne olduğunu zaten fark ediyorum ben. Aptal mıyım ben? 3 tane üniversite okudum ben. Salak mıyım ben? Neler gördüm bu hayatta? Kimin ne olduğunu ben dakikada anlıyorum. Böyle kezoş gibi davranırım mahsustan. Kimin ne olduğunu dakikada çözerim zaten. 5 dakika sürer. Ama o yüzden sizler de birbirinize sahip çıkın arkadaşlar. Hani birbirinize salak yerine, birbirinize enayi yerine koymayın. Birbirinize sahip çıkın. Birbirinizi kollayın. Çark yerlerinde yalnız kalmayın. Evinize güvenlik önlemleri yaptırın. Paranıza kıyın. Mezara götürmeyeceksiniz. En iyi güvenlik önlemini yaptırın. Kameralar yaptırın. Balkonunuzdan mutfağınıza, banyonuza kadar kameralar koydurun. Aynı zamanda alarm koydurun. Ve mümkünse ev arkadaşıyla yaşamaya çalışın. Yardımcı olabilir bu.
Veya kız arkadaşınız olabilir. Anlaşabiliyorsanız. Veya şey yapın aranızda. Anlaşın, bir villa tutun. Dubleks bir villa tutun. Alt kat birinizin olsun, üst kat birinizin olsun. Sanki apartmanda oturur gibi birbirinizin hayatını müdahale etmeyin mesela. Böyle de yaşayabilirsiniz. Veya aranızda toplanın. Bak, bir sürü trans arkadaşsınız mesela. Diyelim ki İstanbul'da oturanlar mesela. Topların bir tane komple binayı kiralayın. Paranız mı yok kardeşim? En az gecede 500 bin milyar para kazanıyorsunuz. Toplanın aranızdaki paraları. Gidin İstanbul'un en güzel yerinde en güzel rezidansı komple kiralayın. Kimse size tek kelime söyleyemez. Ama birlik olmak lazım bunun için, değil mi? Dayanışmak lazım, değil mi? Birbirimizi yok etmeye çalışmamak lazım, değil mi? Ama sizler hep birbirinizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Ay benim müşterim şuna gitmiş. Alo polis, bu ev bu adreste fuhuş yapılıyor. Ay mantimle bu Lubinya yatmış. Lan senin mantin olsa zaten gidip başka bir Lubinya ile yatar mı? Bitmiş zaten senin ilişkin demektir bu. O Lubinya ile yatıyorsa, başka bir Lubinya ile yatıyorsa, demek ki o adam senin mantın değildir yani, kocan da değildir yani. Veya çok da bir şey ise, kocan çok önemliyse, bir tane cam fanus aldır böyle. Cam fanusun içine koy. Yanına da happesini koy, bir de şeyini koy, birasını filan koy. Adam orada içsin. Ondan sonra senin işin bitince sen de gir cam fanusa, kolleşin ondan sonra. Veya git köye kapat adamı, çiftlik al bir tane. Korumalar tut. O evde köyde yatsın. Siz de gidin arada sırada kolleşin, sevişin, oynaşın yani. Nedir ya? Adamları sahipleşiyorsunuz, kolleri sahipleşiyorsunuz. İyi kolleri telefon rehberinize Madi Koli diye kaydediyorsunuz. Başkasına gitmesin diye. Adam da karısını aldatıyor, seni mi aldatmayacak? Ne özelliğin var? Ekstrem özelliğin ne? Sikinin büyük olması mı? Başka ne özelliğin var kardeşim? Ortamda ona bakarsan 50 tanesi koca sikli travesti var yani. Birazcık yani birbirinizle yüzleşin artık. Kendinizle yüzleşin. Para hırsı sonunuzu getirir kızlar. Para hırsı sizi yok eder. Her şeyin dengini öğrenin kendiniz. Öğrenmezseniz çok acı şekilde öğrenirsiniz. Hayata son verirsiniz. Bir daha pişmanlık da duyamazsınız. Götünüzü kurtlar eşeler. Götünüze yılanlar girer. Birazcık yaşarken bazı şeyleri anlamanız lazım. Yapın, yiyin, tatilinizi de yapın, gezin, tozun. Bak benim arkadaşlarım var, çoluk çocuk sahibi olmuş trans arkadaşlarım var yani. Sizin neden olmasın? Siz kadın olmak istiyorsunuz, kadın olun. Ama siz bulunmaz bir eskort olmak istiyorsunuz, bulunmaz bir eskort olun. Bu sizin kendi hayat tarzınız. Kimse karışamaz buna. Ama bu yaşanan şeylerin de olabilirliğini düşünün. Çünkü sizin paranıza göz dikecek yüzlerce adam var. Yüzlerce, binlerce adam var. Herkes travestilerin çok iyi para kazandığını biliyor. Aptal mı insanlar? Açıyorsun telefonu, bizde bir sefer 200 lira, iki sefer 400 lira telefonlarda haykırıyorsunuz. Adamlar manyak mı? Gecede kaç lira kazandığınızı anlayamayacak mı? 1 milyar, 2 milyar para kazanıyor diyor. Ben bunu bir sikeyim diyor, becereyim diyor. Ayda diyor 60 milyarı var bunun diyor. 30 milyarını kırpsam diyor, cebe indirsem diyor, aşık etsem diyor. Hayatım kurtuldu diyor. Siz sanki bunları bilmiyor musunuz? Sadece ben mi biliyorum? Ama siz kendinizle yüzleşmek istemiyorsunuz. Korkuyorsunuz çünkü. Bu gerçekler sizi rahatsız ediyor. Ölümler bitsin, ölümler azalsın. Bunun için birlik olalım, bunun için dayanışalım. En önemli şey dayanışma arkadaşlar, bunu unutmayın. Siz öldüğünüz zaman arkanızdan timsah gözyaşları dökenlere inanmayın. Sizin hayattayken yanınızda olan, zor zamanınızda yanınızda olan gerçek dostlar edinin. Bu ölen kişilerden kanıyla, ölüsüyle para kazanan, fon yazıp bunlardan fon alan derneklerden de uzaklaşın. Tepkinizi de gösterin. Anlatmayın her şeyinizi. Şimdi Esra bir fon, Begüm bir fon. Ölen herkes para demek bunlar için. Bunlar için de uyanın artık arkadaşlar. Sizin bak bu zor durumlarınızda kim var? Benim sizde ne alacak vereceğim var? Ne çıkarım var sizden yahu? Ben tamamen gönüllü olarak size destek olmaya, fikirlerimle yol göstermeye çalışıyorum. Ben bu yaşıma kadar ne gördüysem paylaşıyorum. Çünkü benim yaşadığım acıları sizler yaşamayın, sizler görmeyin, sizler daha iyi olun, sizler daha iyi mutlu olun istiyorum. Anladık mı kızlar? İzleyemeyen arkadaşlarınıza izletebilirsiniz. İsteyen indirip arkadaşına da izletebilir bu grupta olmayan. Ha, bir de bir son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gruba lütfen abidik zubidik insanları davet etmeyin. Kabul etmiyorum. Profilinde fotoğrafları, kendine ait paylaşımları olmayan profilleri eklemiyorum. Var olanları da siliyorum. Bir travesti kendini böyle sere serpe sergiler. Çünkü
Kendi, çünkü vücudunla onur duyar, vücudunla gurur duyar, yüzünle gurur duyar, seksiliğinle gurur duyar, boy boy fotoğraflar atar. Hatta günde 10 tane fotoğraf atar YouTube'una, Facebook'una, Twitter'ına, Instagram'ına. Öyle çakma fesleri eklemeyin gruba. Samimi olduğunuz, güvendiğiniz, ne olduğunu bildiğiniz trans arkadaşlarınızı, LGBT arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Özellikle trans arkadaşları. Ama öyle gizli, profiline köpek koymuş. Ne yapayım onu canım? Gitsin köpek çiftliğinde yazsın. Ne iş var o zaman burada? Gitsin ben de köpek seviyorum. Ben de kedi seviyorum. Benim profilimde köpek yok ama. Öyle bir şey varsa, köpek mi, kedi mi, bilmem ne varsa profilinde koymayın kardeşim gruba. Gitsin köpek çiftliğinde yazsın. Madem bu kadar çok seviyorsa. Ne işi var trans dünyasında? Hepimiz hayvan seviyoruz. Hepimizin hayvan sevgisi sonsuz. Hayvan sevgisi ayrı. İnsan sevgisi de ayrı. Çiçek sevgisi de ayrı. Ama hayatımızın merkezinde tek bir sevgi olamaz ya. Ben çiçek de seviyorum. Adam da seviyorum. Kadın da seviyorum. Çocuk da seviyorum. Ondan sonra... Canlıya mı katılmak istiyor? Kim katılmak istiyor? Paylaşım yapmak mı istiyorsunuz? Kim katılmak istiyor? Bakıyorum. Kim katılmak istiyorsa alabilirim. Fikirleri varsa, paylaşmak isteyen varsa alabilirim. Sonuçta burası hepimizin grubu. Bir kişiye ait değil burası. Kim katılmak isterse... Laçin, sen mi istiyorsun canlı yayına çıkmak? Onları da atacağım. Onları da Ece, yüzü vesaire olmayanları da atacağım. Tamam, Laçin, seni alıyorum bir tane. Bir dakika bakayım listede var mısa. Davet gönderiyorum, kabul et. Gönderdim. Laçin, gönderdim hayatım sana davet. Kabul etmen lazım. Arkadaşlar, aranızda katılmak isteyen, bununla ilgili söylemek isteyen bir şeyler, bir konular varsa sizler de katılıp fikrinizi söyleyebilirsiniz. Sonuçta bu hepimizin ortak platformu. Herkes düşüncelerini söyleyebilir. Ben şahsi düşüncelerimi söylüyorum. Umarım katkısı olur insanlara. Leçin, gönderdim davet. Kabul etmen lazım. Seni bekliyorum. Ya da ben kapatayım, sen yayın açabilirsin. Leçin, yayın açabilirsin. Arkadaşlarımız seni de dinleyebilir, olabilir. Çünkü ikinci defa istek gelmiyor. Ben kapatayım, sen yayın aç. Ben de hemen onaylıyorum. Arkadaşlarımıza sen de ne söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Hadi öpüyorum kızlar, dediklerimi unutmayın. Bu söylediklerim sizler için, benim için değil. Çünkü ben çok uzaklarda yaşıyorum, biliyorsunuz Tayland'da yaşıyorum. Sizlerin iyi olmasını istiyorum, üzülmemenizi istiyorum. Çok mutlu olmanızı istiyorum. Çünkü bize bizden başka dost yok. Ama bize bizden başka da düşman yok. Sen Laçin, sen aç, ben sana katılırım hemen. Sen canlı yayını aç, ben sana davet göndereceğim. Tamam mı hayatım? Hadi öpüyorum kızlar, kendinize iyi bakın. Önerilerimi dinleyin, kulak arkası etmeyin. Sizin için faydalı şeyler.